İftial babı Sülasi bir fiile Sülasi mücerred bir fiilin Başına bir hemze Getirmek ve faul fiil ile aynül fiil arasına T harfini getirmekle Oluşturulur <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah Evet İftial babı Fiilin başına Bir kesralı hemze ilavesi ile faul fiil aynu fiil arasında t'nin getirilmesiyle oluşturulur. Bu bab böyle elde edilir. Ve bu baba mastarından dolayı iftial babı denir. Aslında bunun mazisi iftale şeklindedir. İf ta'ale. Bunun mazisi iftaledir. Yeftailu muzarisidir. İftialun bunun mastarıdır. Mastarının ismini almış. Şimdi bu babı bu şekilde kullanmanın faydası nedir? ona bakalım. Bu baptan gelen fiillerin çekimlerini evvela inceleyelim. Önce mazi hali if ta'ale ifta'ale muzarisi yef -te -lu. mazisi yef -te -ilu. sondan önceki harf kesralıdır. Bunun mastarı iftial ezberlenmesi lazım. İftialun tenvinli olur. İftialun. Bu üçünü bulduktan sonra işimiz kolay. Artık e, diğerlerini, diğer üçünü yani ismul fail, ismul mef'ul bir de emir halini biz muzariye bakarak inceleyeceğiz. Onu çıkaracağız. İsmul faili şu muzarat harfini atıyoruz ye'yi başına mu getiriyoruz. Yani dammeli bir mim. Mufta'ilun. Mufta'ilun. İşte ismul faili. Mufta'ilun. İsmul mef'ulu aynen muzarat harfinin başına atıp mim getiriyoruz. Mu. Mufta'al. Sonra mevcut harf fethal olacak. Mufta'alun. Yine isim olduğu için tenvin. Mufta'alun. Bunun emir hali muzara harfini atıyoruz. Sakin olduğu için ikinci harfimiz başlayamayız. Bu sakinle okuyamayız. Onun için başına bir tane elif yani hemze getireceğiz. Bu hemzemiz kesralı olacaktır. If te il cezimli yapıyoruz. Aynen yefta bu f'den sonrasını değiştirmiyoruz. Aynen yazıyoruz ama burasının cezim olacak. Çünkü emir fiili cezimlidir. If Değil. dediğim gibi bunun getirilmesinin sebebi emir fiilidir. Emir fiili de fe ile başlatamıyorum çünkü cezimlidir. O deneyle kesralı bir e, hemze getirdim. İftail bunun emir halidir. Tabi bunu e, yaptıktan sonra bu altı vezni ezberleyeceğiz. Bu niye yapılır? Bu baba e, neden ihtiyaç duyulmuştur? Bir fiili bu şekilde çevirirsek hangi manaya gelir? Birkaç manasını şöyle inceleyelim. Bir manası şudur ki dönüşlülük ifade eder. Şöyle bir manası dönüşlülük ifade eder. İnfeale de olduğu gibi. Mesela cema e topladı anlamına gelir. Cema. E. Eğer biz bu baba getirsek yani ic te me e. e. şöyle ic te bu sefer toplandı anlamına gelir. Bu topluyor cema, e. Mesela cema e aliyyun. Ali topladı milleti. Mesela Aliyun e aliyyun be. Ali öğrencileri topladı. Eğer öğrenciler toplandıysa şöyle diyeceğiz. İcteme bu Öğrenciler toplandı. Çünkü toplayan birisi var. Birisi toplanmış, dönüşlü olmuş, o da toplanmış. Yani dönüşlülük ifade ediyor. Bir fiili kendine kabul etmeyi ifade eder. Bu birinci. Ma. Bir tane daha örnek veriyorum. Mesela e, nekele nakale nakletti anlamına gelir bakın. Nakale nakletti. E, ee, biz bu baba taşıyalım. İn te Şöyle in in Bu sefer o taşındı. Yani malzeme birisi taşıyor. O zaman taşınan şey de taşınacak. Mesela nakale Ali işte el kutube. Ali kitapları nakletti. O zaman kitaplar nakl oldu. Yani kitaplar taşındı. Nasıl diyeceğiz? İntakalel kutubu. Bu sefer kutup fail olur. Kitaplar taşındı diyeceğiz. Yani naklın, nakıl fiilini kabul etmiş. intakale. Buna dönüşlülük denir. Bu birinci manası. Yani bu babın birinci kullanım alanı budur. Bir diğer kullanım alanı e, isimden bazen fiil elde etmek için kullanılır. Yani tıpkı e, cilt kelimesi nasıl ki cellede biz tef'il babında bunu gördük. Cilt cilttir. Celle de ciltledi anlamına gelir. mesela hubuz ekmektir. Bakın. Hubzun. Ekmek. Şimdi biz e, bu ekmek edindi, ekmeği pişirdi anlamını vereceğiz. İhtebeze. İhtebeze. Bakın bu fiile, bu vezine getirdik. İhtebeze. Bu ekmek pişirdi anlamına gelir. Yani bir, bu ikinci manadır. Yani bir isimden fiil elde ediyoruz. İktabeze. üçüncü bir manası bir aşırılık ifade eder. Bir mübalağa, mübalağa ifade eder. Mesela birisi kesebe. Kesebe nedir? Kazandı dem. Kazandı anlamına gelir. İktesebe desek iktesebe. Şöyle iktesebe, iktisab yani. İktesebe bu çok kazandığı anlamına gelir. Mübalağalı bir şekilde kazandı ee, bir e, kazanmaya çok çalıştı yani çok iktisap etti öyledim çok kazandı değil de yani kesebe kazandıdır İktesebe bu sefer kazanmaya çok çalıştı yani kazanmaya çalışma ifade ediyor e, çok çalıştı anlamına geliyor yani e, çok kazandı ifadesi değil de çok kazanmaya çalıştı e, kes fiilini çok yaptı yani bu anlama gelir bu üçüncü manasıydı. Yani mübalağa ve aşırılık ifade etmektedir. Bir diğer manası, dördüncü bir manası, buraya siliyorum. Dördüncü manası bu e, iftial babının istek ifade etmektedir. Mesela e, kedde yani e, işte bir emek çekti, bir emek sarf etti. Kedde, kedde bir emek sarf etti emek çekti. E, ee, tedde desek ik tedde. iftial babına getirdik. İk tedde. O zaman bu e, çalışmasını istedi anlamına geliyor. Bu çalıştı. Kedde çalıştı. E, emek hasarf etti. tedde çalışmasını istedi. Yani bu e, işte istek ifade ediyor. İstek ifade etme özelliği de var. Bir diğer manası bir müşareke ifade eder. Yani beraberlik ifade eder. Bir işin beraber yapıldığını e, ifade ediyor. Mesela sebeke şöyle sebe ke. geçti anlamına gelir. Ama istebeke mesela is tebe Şöyle İstebeke, iftial babına getirdim. Başına hemze. Faul fiil, ayn fiil arasında te getirdim. İstebeke, bu istebeke manası bu sefer yarıştı. Yani biriyle sebkat etmeye çalıştı. Bu geçti, biriyle geçmeye çalıştı. Yani biriyle, birisiyle bir mesafeyi geçmeye çalıştı. Yani yarıştı anlamına gelen. Nitekim ayette var. kul hayrat. Hayırlarda yarışın anlamıdır. O festebikul yani birbirinizi geçmeye çalışın. Dolayısıyla bu iftial babının bir manası da Müşareke ifade eder tıpkı e, müfaale babında olduğu gibi. Yani e, beraber e, beraberlik ifade ediyor. İstabaka beraber e, iki kişi, beraber üç kişi, beş kişi neyse bunlar e, yarıştı anlamına gelir. Bir örnek daha bunu ben vereyim. Mesela eee katele Katale öldürdü anlamına gelir. Bu baba getirelim. İktetele. İk tetele. İktetele manası. İktetele. Bu ise savaştı. İktital. İktetele. Savaştı, vuruştu, e, savaşmak anlamına gelir. Yine bir beraberlik, bir birliktelik ifade ediyor. Katele öldürdü. İktetele savaştı anlamına gelir. Bunu da bu şekilde beş manasını zikrettik. Bir sonraki videomuzda inşallah ifilal babını inceleyeceğiz.